Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulillah Muhammed ve ala ali washabi ecmaîn. Surat Mekke'nin 50. kısmı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 70. bölüm. Zekatın sırları. Namazın kardeşidir zekat. Kıyaslama. Bunda ve ondaki nas aynıdır. Varlığı 8 üzerine kuruldu. Bunun için Taksim'de istiva arşını taşıdı. Bu nedenle dince 8 gruba taksim edildi. O ise arş üstüne istiva edilenin hükmüdür. Kitap onların adını ve özelliklerini zikretti. Onların yüce mekamını da ihtiva etti. Malları ve zatları zekatla temizlendi. Sancağı tutanın namazıyla öne geçti. Ki o yaratıkların en hayırlısı olan Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi türünde o bütün yaratıklardan üstündür. Onun inayetinden sevgiye mazhar oldu. Artık düşmanlıktan, özlemden ve sevgiden şikayet etmez. Allah kullarına zekatı, zekatı emrederken şöyle der. Namaz kılın, zekat verin. Allah'a karz-ı hasen yani iyi borç verin. Burada karz, gönüllü salaka demektir. Böylece ayette gönüllü sadaka emredildiği gibi zekat vermek de geçmiştir. Bunlar arasındaki fark şudur. Zekat, zaman, nisap miktarı ve kendilerine zekat verilecek türlerle sınırlı iken gönüllü sadakanın böyle bir şartı yoktur. Bazen zekat sadakaya dahil olabilir. Allah adeta şöyle der. Zekatı Allah'a bir borç olarak veriniz ki sizin adınıza onu arttırsın. Bu durum güvenilir bir rivayette Allah'ın acıktım beni doyurmadın demesine benzer. Kul Allah'a sen alemlerin Rabbiyken, ben seni nasıl doyurabilirim der. Allah ise falan kulum senden yemek istedi ona yemek vermedin. Şayet verseydin onu benim yanımda bulurdun der. Bu rivayet meşhur ve güvenilir bir rivayettir. Zekat kısmına girmeyen sadaka ne kendiliğinde ne zamanda ne de herhangi bir sınıfla sınırlı olmayandır. Dince belirlenmiş zekat ve sadaka eş anlamlı iki sözdür. Allah şöyle der, onların mallarından kendilerini temizleyen ve arındıran sadaka al. Başka bir ayette ise sadakalar yoksullar içindir denilir ve onları sadaka diye isimlendirir. Öyleyse verilmesi zorunlu olan zekat ve sadaka olarak isimlendirilmişken zorunlu olmayan ise gönüllü sadaka diye isimlendirilerek dini anlamıyla zekat diye isimlendirilmemiştir. Başka bir ifadeyle artış, bereket, temizleme gibi anlamlar kendisinde bulunsa bile şeriat bu lafzı kendisine vermemiştir. Güvenilir bir rivayete göre bir bedevi peygambere bir elçisinin mallarında sadaka hakkı bulunduğunu söylediğini aktarmış. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Doğru söylemiş Bedevi başka bir yükümlülüğün var mı diye sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönüllü verdiğinin dışında yoktur demiştir. Bu nedenle farzın dışında kalan gönüllü sadaka diye isimlendirilmiştir. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu size farz kılmamıştır demiştir. Kim bir iyilik yaparsa o kendisine aittir. Bunun için Allah zekattan sonra Allah'a borç veriniz ve kendiniz için Hangi hayrı gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz buyurur. Hayır sadaka gibi Allah'a yaklaştıran bütün davranışlardır. Fakat yine de mala hayır adı verilmiş ve Allah şöyle demiştir. İnsana bir hayır ulaştığında yani insan bu özellikte yaratılmıştır. Bu durumu nefsinin cimriliğinden korkan kişi ayeti destekler. Öyleyse nefis malı sevmek ve biriktirmek özelliğinde yaratılmıştır. Allah şöyle der: İnsan hayrı sevmede çok şiddetlidir. Burada da hayır derken mal kastedilir. Bu nedenle malda cömertlik yani yaratılıştan gelen bir huy değil, ahlaklanma hulk değil, taalluk sayılmıştır. Bu nedenle zekatı sadaka yani güç çetin diye isimlendirdi. Başka bir ifadeyle zekat verirken nefs doğasının dışına çıktığı için zekat vermek nefse ağır bir yükümlülük gelir. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in diliyle sallallahu aleyhi ve sellem Allah zekatı nefislere sevdirmiştir. Sadaka Rahman'ın eline düşer. Aranızdan biri malını arttırdığı gibi Allah da onu bereketlendirir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi zekatı alan kimsenin sadakayı verenden değil Rahman'ın elinden almasını sağlamaktır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Sadaka alıcının eline o düşmezden önce Rahman'ın eline düşer. Bu durumda sadaka alan kişi sadaka verene değil Allah'a ait minnet duyar. Çünkü Allah zekat ve benden çünkü Allah zekat verenden borç istemiştir. Sadaka alan ise bu borcu istemede hakkın tercümanıdır. Dolayısıyla bu hadise inandığında sadaka alan kişi veren karşısında mahcup olmayacağı gibi onun kendisine bir iyiliğinin olduğunu da düşünmez. Çünkü insan sadakayı onun adına bereketlendirmek için borç isteyen Allah'a verir. İşte bu ilahi gayretin ve ilahi insanın işte bu ilahi gayretin ve ilahi insanın bir yönüdür. Diğer neden ise sadakayı alan kişinin sadakanın kendisi için bereketleneceği, artacağı bir yere verildiğini öğrenmesini sağlamaktır. Bütün bunlar insanın sadaka verirken cömert davranmasını ve nefsinin cimriliğinden sakınmasını sağlar. İnsan yaratılışının gereği olarak ticarette kazanç arar ve malının bereketlenmesini ister. Bu nedenle Allah'ın sadakaları bereketlendireceği bildirilmiştir. Bunun amacı zekat olması bakımından verdiği mala karşılık bedel artış ve bereketlenme nedeniyle insanın malını verirken doğasından gelen hırsı korumasını sağlamaktır. Nitekim insanın mal toplaması ve cimriliği de yaratılışındaki hırsından kaynaklanır. Allah, Allah yaratılmış olduğu özellikten kendisini çıkarmayarak kuluna şefkat gösterir. Tacirin can ve malı telef edecek tehlikeli yerlere yolculuk ettiği, daha çok kazanmak, malını çoğaltmak ve artırmak için elindeki malını verdiği görülür. Üstelik bunu yaparken mutludur. Allah ise ondan bütün karşılığında borç almayı ister. Çünkü onun malının üçte biri ya da yarımı karşılığında borç verdiğini bilir. Kulun verdiği borcun katı kadar almakla sevinmesi daha fazla ve daha büyük olur. Allah'ın verdiği bu bilginin ardından ve malın artışıyla ilgili nefsin yaratılış özelliğine rağmen sadaka verirken cimdi davranmak belirttiğimiz konuda iman azlığına kanıttır. Çünkü insan Rabbine karşı kesin inanç sahibi olsaydı, kulundan borç almada verdiği haberi doğrulasaydı, doğal olarak sadaka vermeye koşardı. Dünyada peşin veya gecikmeli kazançlar için koştuğu gibi. Söz gelişi insan birine malının yarısı ya da üçte biri karşılığında borç verir. Borcu alan kişi başka bir şehre yolculuk yapar. İki sene kaybolur ve bu esnada malı teslim etmesi ya da yok olması ya da herhangi bir artış olmaması mümkündür. Mal telef olduğunda borcu alının bir sorumluluğu olmaz. Bu ihtimallere rağmen insanın gözü körelir ve malını vererek gerçekleşmesi kesin olmayan bir neticeyi beklemeye koyulur. Gecikme, erteleme ve verip vermeme ihtimaline rağmen gönlü hoştur. Böyle bir insana Allah'a borç ver, o borcu ahirette üçte biri ya da yarısı olarak değil. Bütün kazanç ve sermaye sana ait olmak üzere kat be kat alırsın denildiğinde ise az sabreder. Bu durumda nefs direnir ve sadece az bir şey verebilir. Halbuki bütün bunların gerçekleşeceğinden de güya eminsin. İşte bu yaratılışın kabullenemediği bir konuda imanın nefse hakim olamayışı değil de nedir? Halbuki daha önce ifade ettiğimiz gibi başka gönül hoşluğuyla borç verebilir. Halbuki ölüm ona ayakkabının bağından daha yakındır. Bilal şöyle der. Herkes ailesi içinde sabahlar. Ölüm ise ona ayakkabı bağından daha yakındır. O nedenle Allah onu sadaka diye isimlendirdi. Başka bir ifadeyle o nefse ağır gelir. Araplar rumhü sadak yani sağlam sert ok derler. Anlamı sağlam, güçlü ve kuvvetli olmak demektir. Başka bir ifadeyle nefs bu malı Allah için elinden çıkardığında bir sıkıntı ve güçlük duyar. Nitekim Salebe bin Hatip böyle demişti. Destekleyici vasıl. Allah Salebe bin Hatip hakkında şöyle der. Onlardan bazıları kendilerine ihsanından verdiğinde sadaka vereceklerini ve salihlerden olacaklarına söz vermişti. Onun Allah dilerse dediği bildirilmemiştir. Şayet Allah dilerse deseydi hiç kuşkusuz onu yapardı. Sonra Allah onun hakkında şöyle demiştir. Ona ihsanından verdiğinde cimrilik yapar ve yüz çevirir. Nitekim Allah zekatı farz kıldığında Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem elçisi sürüsünün zekatını istemek için Sarebe'ye gelmiş. O ise bu cizyenin küçük kardeşidir diyerek malını vermekten imtina etmiştir. Bunun üzerine Allah onun hakkında söylediklerini bize bildirmiştir. Onların kalplerine yaptıkları nedeniyle kıyamet gününe kadar nifak koymuştur. Allah'ın hakkında indirdiği ayet salebeye ulaştığında zekatını Hz. Peygamber'e getirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Peygamber ise sallallahu aleyhi ve sellem onun zekatını almamış. Vefat edinceye kadar onun sadakasını kabul etmemiştir. Sadakasını kabul etmekten imtina etmesinin nedeni ise Allah'ın talebenin peygamberin huzuruna münafık olarak geldiğini bildirmesiydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sadakasını alsaydı bu sadakayla kendisini temizler, arındırır ve Allah'ın emrettiği gibi şefaat ederdi. Allah peygamberin salatının yani şefaatinin sadaka verenler için bir huzur ve diginlik olduğunu bildirmiştir. Bütün bunlar iki yüzlülük ve iki yüzlü insanın Allah'ın katında karşılaşacağı şeylerle çelişen hususlardır. Bu şartlardan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisi hakkında söylediklerinden sonra onun getirdiği sadakayı alamazdı. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden sonra Salabe'nin getirdiği sadakayı Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de kabul etmemişti. Osman bin Affan halifelik görevini üstlendiğinde Salabe zekatını ona getirmiş. Hazreti Osman da zekat sınıflarının bir hakkı olarak yorumlayarak almıştır. Söz konusu sınıflar için Allah bu miktarı maldaki bir hak olarak belirlemişti. Osman'ın bu davranışı tenkit edildiği konulardan biriydi. Halbuki iştahadından dolayı bir müştehit eleştirilmemelidir. Çünkü şeriat müştehidin hükmünü onaylamıştır. Allah'ın peygamberi ise herhangi bir görevlisini o şahıstan salak almaktan engellememiştir. İlahi emir zekat verilmesini bildirmiştir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumdaki tavrı başkasının verdiği hükümden ayrıdır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya genel olarak peygamberliğin ya da kendisinin peygamberliğinin gerektirdiği özel bir nitelik nedeniyle başkasına ait olmayan bir takım durumlara tahsis edilmişti. Allah sadakayı ile ilgili olarak peygamberine o sayede kendilerini temizler ve arındırırsın demiş. Sadakayla aranır ve temizlenirler dememişti. Dolayısıyla bu durum Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem özel niteliklerinden biridir. O ümmetine karşı şefkatli ve merhametlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekatını almasının onu temizleyeceğini ve arındıracağını bilmeseydi halbuki Allah Salabe bin Hatibin ona münafık olarak geldiğini bildirmişti. Onun sadakasını almaktan imtina etmezdi. Demek ki peygamber Allah'a karşı saygısından dolayı zekatı almaktan çekinmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın zekatını almadığı için dileyen kişi zekatını almayabilir. Bu örnek olarak Hz. Ebu Bekir ve Ömer'i verebiliriz. Osman gibi dileyen ise zekatı verme ile ilgili Allah'ın genel emrinden dolayı bundan imtina etmeyebilir. Hazreti Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem başkası verdiği zekatla zekat veren kişiyi temizleyemez ve arındıramaz. Hazreti Peygamberden başkası verdiği zekatla zekat veren kişiyi temizleyemez ve arındıramaz. Halife zekat meselesinde zekatın kendisi için belirlendiği sınıfların vekilidir. Başka bir ifadeyle halife zekatı hak eden sınıfların vekilidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakındığı ve çekingen kaldığı herhangi bir konuda bir kimseyi yasaklamamış ya da ona emir vermemiştir. O halde iştihat geçerlidir ve her müştehit iştihadının kaynağı olan delili dikkate alır. Dolayısıyla herhangi bir müştehidi yanlış yapmakla suçlayan kişi onun hakkını teslim etmemiş demektir. Çünkü iştihadında hata eden de doğru yapan da bizzat olmasa bile birdir.